Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de madde ve öz kütleye giriş yapıyoruz Tonguç. Efendim, maddeli bir adam mısın sen? Hocam tabii ki ham hocam. Ham madden ne evladım senin? Ham maddem delikanlılıktır hocam benim. Saçmalama iki. Polat Alemdar vardır bu alemde. Ya. Efendim bak, kütle nedir biliyor musun? Değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz. Hocam Tonguç, geçen gün tartıldım hocam. Ha, kütle ne çıktı? Hocam 85 kilo ama 84 kilosu yürek hocam ya. Böyle vay be. Şey 84,5 kilosu da kas diyorsun. Yok, 84 kilosu yürek, 1 kilo peki, da kas falan. Peki kaç kilogram beyin var Tonguç bunun içinde? Beyin yoktu hocam. 3 gram falan. Şimdi peki kütlenin ölçme aracı ne biliyor musun Tonguç? Terazi. Evet, eşit kollu terazi diyoruz. Attım hocam gerçekten. Ya, aynen abi, terazi gözüküyor. Ne bekliyorsun yani, Allah Allah. Kütleyi ölçme aracı terazi. Kantar. Ama biz mesela şimdi baskül falan kullanıyoruz. Kütlenin birimi ne Tonguç peki? Demin söyledin, kilogram dedin. Mesela benim kütlem ne kadar? İşte 92 kilogram. Kilogram diyorum bak, dikkat ettiysen. Dolayısıyla kütlemizi, peki sembolü ne biliyor musun? M ile gösteriliyor Tonguç. Bu sembolü. Bu neden sembolüne M demişiz biliyor musun evladım? Çünkü İngilizce'de mass'den geliyor. Bu mass dediğimiz şey M'den geliyor da kütle de mass demek aslında İngilizce. Peki hacim ne demek biliyor musun? Hacim hocam, benim babam bizim bakkal hep hacim diyor. Hacim ne yapıyorsun? Hacim iyi misin diyor. O hacim evladım, ne hacim? Pardon. Şimdi bak, hacim demek cismin uzayda kapladığı yer demek aslında. Peki hacmi neyle ölçeriz biliyor musun? Ve hacmi neyle gösteririz ilk başta? İngilizce'deki V harfiyle gösteririz. Yani İngilizce'deki sembolü demek ki V. Hocam bu yani, cismin uzayda kapladığı yer nedir hocam? Öğren, bu cismin uzayda kapladığı yeri bilmiyorum ama biraz sonra kafanda kapladığı hocam, yeri yapmayın, lütfen. Gösterebilirim sana. O zaman bu neymiş? İngilizce'deki volümden geliyormuş hacim. Ve birimi ne biliyor musun hacmin? Metreküp. Ama bu birimler standart birimler. Unutmayalım, tamam mı Tonguç'um? Aynı zamanda şunu unutmayacağız Tonguç. Hacmi neyle ölçeriz? Dereceli silindirle ölçeriz. Dereceli silindir dediğimiz zımbırtı şöyle bir kap, tamam mı? Ondan sonra buralarda 100, 200, 300 falan filan yazıyor. Şöyle bir kap. Bu kabın içinde burada 100 yazıyor. Burada 200 yazıyor. Burada 300 yazıyor. Sen bunun içine bir cismi, sıvıyı atarak ölçebilirsin ne kadar olduğunu. Ama eğer düzgün bir cisimse, mesela şöyle bir cisimse, hesaplayarak da ölçebilirsin Tonguç. İlla dereceli silindir kullanmana gerek yok. Mesela bu kutunun hacmini hesaplayabilirim ben. Boyutlarını çarparak 3, 4, 5'i çarparsam hacmini hesaplamış oluyorum. Anladık mı evladım? Anladım hocam. Öz kütle nedir peki biliyor musun? Hakiki kütle hocam. Diğer bir adı da yoğunluk öz kütlenin. Şu dedeyi görüyor musun yandaki? Hacım işte hocam. Ne yapıyor bu dede? Elinde ne var? Muz var hocam. Ha, muzu ne yapıyor evladım? Bir de bizi parçalayıp bölüp verecek. Ha, bölüp verecek değil mi sana? Şimdi bak Tonguç, o zaman öz kütleyi biz D ile gösteriyoruz. Sembolü bu. İngilizce'deki nereden geliyor biliyor musun? Densiz'den geliyor. Densizlik. Ha, İngilizce'deki densiz'den geliyor. D diyoruz o yüzden. Şimdi mantık şu. Dede muzu böl ver. Anlaştık mı? Aa, ne kadar kolay hocam. Muz dediğimiz şeyi öğrenmek zaten. Yerli muz mu, yabancı muz mu hocam? Muz dediğimiz şey neydi? Kütleydi değil mi? V dediğimiz şey volüm neydi? Hacimdi değil mi? O zaman demek ki öz kütle dediğimiz şeyi ne yapıp nasıl buluyormuşuz? Kütleyi hacme bölerek. Dedemuzu böl ver diyerek öğrenebiliyoruz. İdrarın öz kütlesi. Hocam nasıl ya, bir soru ya? Sidik yazın hocam, çiş yazın ama idrar yazmayın hocam. Neden evladım? Bilmiyorum, öyle geldi şimdi. Bak, idrarın öz hocam, kütlesi. Hocam dedemuzu bölüp veriyor ya hocam. Yerli muz mu, yabancı muz mu? Çünkü yerli muz çok küçük, yabancı Çikita. Muz çok büyük hocam. Çikita muz. Ha, çikita muz, tamam. Anladım. Afrika'dan geliyor. İdrarın öz kütlesi 1.02. 1.02. Olduğuna göre 300 santimetre kan kaç gramdır? Ha, bak, öz kütlenin birimine dikkat ettin mi hiç? Bak, onu göstermedik. Öz kütlenin birimi kilogram bölü metre küptür. Kilogram zaten kütlenin birimiydi. Bunun birimi de metre küptü. Ama biz bunu bazen gram bölü santimetre küp şeklinde de gösterebiliyoruz. Mesela bu soruda da. İdrarın öz kütlesi 1.02 gram bölü santimetre küp. Dikkat ettin mi evladım? Ettim. Şimdi neydi formülümüz? Dede muzu böl ver. İlk adımı yaptık. Birinci adım bu. Formülü yazıyorsun. İkinci adımda verilenleri formülde yerine koyuyorsun. Neyi vermiş? Şeyi vermiş. Dedeyi vermiş. Ondan sonra muzu vermiş mi bize? Vermemiş. Neyi soruyor? Muzu soruyor zaten. V'yi vermiş mi? Vermiş. 300 santimetre küp. Santimetre küp zaten şeyin hacmi. Cismin hacmi. Dolayısıyla 300'de burayı yazıyorum. Sonra ne yaparım Tonguç?
Bunları içler dışlar çarpma yapalım. Pat put. 300 çarpı 1,02 eşittir m eder. E bununla bunu çarparsan bununla bu götürdü. Bu 102 oldu. 306 gramdır kütlemiz. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Zor mu sence? Yani formül çok ödüllü hocam. Ödüllü sorumuzu. Dede muzu böl de ver. Böl ver. Harika. Böl ver, pardon. Tamam, ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder. Hiç üşenmiyorsun evladım, çok basit bir soru. Ve şunu unutma bak, 503 videoluk Tonguç 9.1 sistemi için şu linke tıklamaya çalış. Oha, eğer bunu yazamazsan ise tonguçakademi.com/tonguç-1 yaz Tonguç. Tonguç 9-1 yaz. Ama bunun başında da tonguçakademi.com yaz, tamam mı Tonguç'um? Akademi. Burada ne var hocam? 9.1 sistemde ne var? Burada 503 videoluk komple bir 9. sınıf video paketi var. Dolayısıyla buradan çok rahat bütün videolara ulaşabilirsin Tonguç. Anladım. Ve dolayısıyla 9. sınıf senin için çok rahat geçer. Tonguç.com'da video bombardımanımız devam ediyor. Unutmayasın. Bu videoyu like etmeyi unutma. YouNow'da canlı yayındayız artık. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.